Striking the right balance there is a challenge for any government. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki operasyon elemanlarından emekli albay Richard Olson, Hoover Enstitüsü'nde bir analiz yayınladı. Analizde Fransa ile ABD'nin Yunanistan üzerinden uyguladıkları sert politikalarla Türkiye'nin tekrar kazanılamayacağı ifade edildi ve Batılı devletlerin Doğu Akdeniz politikalarını gözden geçirmesi gerektiği vurgulandı. Analiz ayrıca Doğu Akdeniz'de Rusya'ya karşı Türkiye, Libya ve Katar gibi bölge devletlerini İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin bulunduğu cepheye dahil etmek için NATO'da Türkiye dair ayrışmaların önüne geçilmesi gerektiği belirtildi. Batı'nın Türkiye'nin politikalarını doğru okuyamadığı vurgulandı. Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikaları Batı'da alarm durumu yaratarak yayılmacılık, yeni Osmanlıcılık, İslamcılık ve pervasızlık şeklinde nitelendi. Bu gibi indirgemeci yorumlar, Türkiye'nin güvenlik yetkilileriyle ilişkisi olmayan ve Türk görüşlerini dikkate almayan kişilerce yapılıyor. Bu yorumu yapanlar, Doğu Akdeniz'deki Türk atılganlığının sistematik ve stratejik olduğunu göz ardı ederek Türkiye'nin pragmatik şekilde pratik çıkarları için hareket ettiği gerçeğini kaçırıyorlar. Analizde Türkiye'ye karşı politikalar geliştirilmesi için önce mevcut durumun anlaşılması gerektiğinin altı çizildi. Türkiye son yıllarda güvenlik politikasında değişikliğe giderek Doğu Akdeniz'deki provokasyonlara karşı siyasi ve askeri güç etmenlerini kullanmaya başladı. Uzmanlar bu konuya dair bir formül geliştirmek istiyorlarsa önce bu politika değişikliğinin dayandığı mantıksal temelleri anlamalıdır. Analizde Doğu Akdeniz'de Türk-Yunan çatışmasına da yer verildi. Yunanistan'ın 100 yıldan fazla bir süredir Avrupalı devletler tarafından Türkiye'ye karşı kullanıldığı vurgulandı. Albay Richard Olson, Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'de iddia ettiği deniz yetki alanlarını gerçek dışı ve maksimalist olarak niteledi. Yunanistan ve Fransa'nın askeri anlaşmalarla Türkiye'nin bölgedeki çıkarlarını tehdit ettiğini belirtti. Türkiye'nin bölgedeki kışkırtma ve tehditlere karşı birebir ve çok taraflı diplomasiyle yanıt verdiği ifade edilen analizde, uzlaşma olmaksızın Türkiye'nin baskı yoluyla haklarından vazgeçirilemeyeceği vurgulandı. NATO'nun Türkleri suçlamayı reddettiği Fransız ve Türk gemileri arasında yaşanan olaydan sonra Fransızların öğrendiği gibi Türkiye bu sularda askeri olarak yıldırılamaz. Türklere karşı zor kullanılamayacağı ve Türkiye'nin haklarından vazgeçmeyeceği düşünüldüğünde uzlaşma daha umut verici bir yol gibi görünmektedir. Batı'nın Türkiye'yi geri kazanmasının tek yolu Türk hükümetinin açık bıraktığı uluslararası hukuk ve diplomasi kanallarını kullanarak kazan kazan temelinde bir yaklaşım sergilenmesidir.